Arkadaşlar selam. Yeni ve çok hızlı bir video ile karşınızdayım. Bugün elime bir paket ulaştı. Birazdan bahsedeceğim bu paketten size. Bu arada saçımı yıkadığım gibi kameranın karşısına geçtim. Makyaj falan yapmadım. Bugün İzmir çok fena ısındı. Yani bir 35 derece falan dışarısı. Şu an sadece rujumu sürdüm. Bu videoyu hemen çekebilmek için sizlere kamera karşısına geçtim. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Ojelerimde falan da biraz bozukluklar olabilir. Bunlar için lütfen kusura bakmayın. Umarım sorun olmaz. Bugün elime bir paket ulaştı. Size bugün çok çok farklı bir video çekeceğim. Belki biliyorsunuzdur. Yabancı bloggerlarda Taste Test diye bir video serisi oluyor. Bu taste ne oluyor? Tatma testi. Farklı ülkelerden abur cuburları tadıyorlar bu YouTuberlar. Ben son 2 aydır, 3 aydır bu tarz videoları izlemeyi çok seviyordum. Çok eğlenceli oluyor. Gerçekten size de öneririm. Bu YouTuberlar ya kendileri gidip başka ülkelerden alıyorlar farklı abur cuburları. Yani cips, çikolata, şeker, sakız tarzı farklı ülkelerin abur cuburlarını deniyorlar videolarında. Mesela Amerikalı bir YouTuber Meksika veya Japonya, İspanya farklı ülkelerin abur cuburlarını deniyor. Bazılarını da izleyicileri yolluyor paket olarak bu abur cuburları denemeleri için. Ben bu videoları izlerken munchpack diye bir şey keşfettim. Arkadaşlar munchpack benim tam da düşündüğüm şey çıktı. Ben de bu tarz videoları yapmayı çok istedim böyle o videoları izledikçe. Tabii ki benim sürekli yurt dışına gidip farklı abur cuburlar alma şansım olmadığı için, yabancı izleyicilerim de olmadığı için, bana yollayamayacakları için ben Munchpack'i keşfettikten sonra bu dedim tam benim istediğim şeymiş dedim. Bu Munchpack ne oluyor arkadaşlar? Bu arada Türkiye'ye de gönderim var. Ben bunu bir yabancı YouTuber kadında gördüm videosunda. O şekilde de Munchpack videoları izlemeye başladım. Videonun altına yazacağım zaten. Munchpack diye YouTube'da aratırsanız bir sürü video çıkacaktır. Bu bir internet sitesi arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz hani Vanilla Club, Lila Kutu gibi aylık yollanan kutular var ya. Bu kutuların size aylık ya da haftalık ya da 2 haftada bir abur cubur kutusu olarak yollanan versiyonu. Ama bunun en güzel özelliği, mesela bizim ülkemizde asla bulamayacağımız, ancak yurt dışına çıktığımızda tadabileceğimiz farklı abur cuburları bu kutuda size yolluyor olmaları. Tüm ülkelere gönderim var diye biliyorum. Türkiye'ye de var. Munchpack'in arkadaşlar 3 tane çeşidi var. Bir tanesi küçük kutu, bir tanesi orta boy kutu, bir tanesi de büyük aile kutusu oluyor. Hepsinin fiyatları farklı farklı. Ben tabii ki çok heyecanlandım böyle bir site olduğunu görünce. Ben de çünkü farklı abur cuburlar denemeyi normalde de seven bir insanım. Her ne kadar eskisi gibi yemesem de, kiloma dikkat etsem de değişik şeyler denemeyi seviyorum. Özellikle cips ve çikolata. Bu siteyi bulduktan sonra ben heyecanlandım ve şansımı denemek istedim. Bana ücretsiz yorum yapmam için bir paket yollayabilir misiniz diye onlara ulaştım. Ve beni kırmadılar. Bana küçük boy olan paketten yolladılar. Paket bugün arkadaşlar elime ulaştı. Daha bugün 3 gündür TTT'de bekliyordu. Paket bana gelir gelmez daha açmadan sizlerin karşısında açmak ve İlk kez heyecanlanarak bu abur cuburları sizin karşınızda paketini açıp tadına bakıp yorumlamak istedim. Bu arada bu videolardan Türkler arasında yapan pek sanırım yok yani. Ben görmedim. Şu an eğer bu videoyu garipseyecek insanlar varsa lütfen videoyu izlemeye devam etmesin, kapatsın. Paketi ilk kez sizin karşınızda açacağım. İçinden 4-5 parça abur cubur çıkacak. Ne çıkacağı hakkında arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Çikolata çıkabilir, bisküvi çıkabilir, acılı acılı böyle Meksika şekerleri, ilginç şeyler çıkabilir. Ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu arada kamera karşısında bir şey yiyeceğim, tadına bakacağım. Yanıma bu arada suyumu aldım. Bu ürünleri tattıktan sonra aralarda su içiyorlar ki
tatlarını daha iyi anlayıp yorumlayabilsinler. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Ne olacak? Paketten ne çıkacak bilmiyorum. Umarım benim eğleneceğim kadar siz de eğlenirsiniz. Farklı bir video olur. Paketi sizin karşınızda açıyorum. Arkadaşlar. Evet. Açabilirsem tabii. Dört parça çıkacaktı normalde. Yalnız bunun içinde dört parçadan fazla var sanırım arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Allah. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. İçinden "This Munchpack was made just for you" diye bir kart çıkıyor. Arkasında böyle çekilişe katılmanız için bir şeyler yazıyor. Evet arkadaşlar. Sadece bunlardan birer parça falan alıp tatlarına bakacağım. Öncelikle Premium Caffeinated Smart Cookie Chocolate Chip diye bir şey çıktı. Bu anladığım kadarıyla şöyle ince ve böyle avucum kadar büyük damla çikolatalı bir kurabiye arkadaşlar. Hemen bunu arkadaşlar açıyorum ve küçük bir parça deniyorum. Tabi sıcakta biraz yumuşamış. Şöyle parça alıyorum. Bayağı yumuşak ve tatlı bir cookie arkadaşlar, kurabiye. Azıcık buzdolabında durup kıvamı biraz daha sertleşse. Çok yumuşak. Biraz fazla tatlı. Yani benim evde yaptığım cookie'leri biliyorsunuz, kurabiyeleri Instagram'da paylaşıyorum. Onlardan çok daha tatlı. İçinde de çikolata parçaları olan çok yumuşak yapıda bir kurabiye. Ama kötü değil. Güzel yani. Kötü değil ama fazla tatlı yani. Şu kadar parça yemem bile şu an bayağı şekerli geldi bana. Puan vereceğim 5 üzerinden hepsine. 5 üzerinden 3,5 veriyorum. 1,5 puan çok tatlı olduğu için kırıyorum. Wonka adlı firmanın Kazuzuz adlı bir sanırım böyle o jelibon tarzındaki uzun şerit şeklindeki şekerlerinden. Wonka bu arada arkadaşlar ne hatırlattı size? Charlie'nin çikolata fabrikasını biliyorsunuz. Willy Wonka vardı. Bu büyük ihtimal Amerika'nın bir. Pardon, Amerika değilmiş. Amerika olabilir. Emin değilim ama İsviçre'de yazıyor arkasında. Vişne, kiraz aromalıymış. 4 tane içinde uzun uzun stick şeklinde şekerler var arkadaşlar. Bunu hemen açıyorum. Çok heyecanlı. Şu şekilde şekerler var içinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kokusu çok güzel. Bu vişneli sakızlara benziyor. Şurada da içinde mavi, böyle mavi bir şey var içinde. Hemen bunun da tadına bakıyorum. Bu bizdeki sakız gibi olan çiğnenen vişneli şekerlere çok benziyor tadı. Vişne aromalı sakız gibi çiğnenen bu tofitaların aromasına çok benziyor. Güzel. Buna da yine o 5 üzerinden 3,5 veriyorum. 4 verecek kadar bayılmadım. Bakalım 5 üzerinden 5 vereceğim bir şey çıkacak mı? Tayvan'dan bir ürün arkadaşlar. Bu Kore ürünleri beni biraz korkutuyordu. Çok tatlı ambalajları oluyor ama bunun içinde ne var? Bunun içinde gofret var arkadaşlar. Çilek aromalı bir gofret varmış. Bu biraz sıradan bir şey. Sanırım dediğim gibi bu Tayvan'dan bir ürün. Üzerinde Mincher yazıyor ya da Mincher yazıyor. Böyle Tayvan dilinde bir şeyler yazıyor. Çilek aromalı gofretmiş. Bunu da hemen açıyorum. Açıyorum. Evet. Bu da biraz ezilmiş. Çok böyle sıradan bir çilekli gofret kokusu geldi.
Hani bizim o biskolatalar, etinin gofretleri falan gibi bir koku gelmedi. Onların güzel olduğunu biliyorsunuz. Şöyle ufak bir dikdörtgen şeklinde çilekli bir gofret arkadaşlar. Bunun da tadına bakıyorum. Çilekli demiş ama arkadaşlar hiçbir çilek aroması alamadım ben bundan. Gayet böyle bizdeki o markasız dandik uyduruk gofretler gibi tadı var. Çilek aroması kesinlikle yok. Dümdüz böyle tatsız tuzsuz bir gofret. Bunu hiç beğenmedim. Buna 5 üzerinden 1 veriyorum. Üzerine çilek koymuş. Strawberry wafer demiş. Ama çilek falan yok yani. Uydurmuşlar arkadaşlar. Dördüncü parça Eugenia Junior diye bir arası vanilya kremalı bir bisküvi arkadaşlar. Paketler çok tatlı değil mi ya? Böyle bir bisküvi. Üzerinde bal yapan bir arı var. Bal tadı da olabilir. Bu içinde biraz ayrılmış galiba. Dobregia diye bir şeyin, firmanın ürünü bu. İçinde biraz ayrılmış bisküvileri. Sanırım bu hangi ülkeninmiş? Bu da Romanya'dan bir bisküvi arkadaşlar. Hemen açıyorum ve ısırıp alıyorum. Bu da tabii biraz parçalanmış içinde. Yolda gelirken ta Amerikalardan. Bunun içinde iki tane bisküvi var arkadaşlar. Şöyle iki tane normal düz arası kremalı iki tane bisküvi var. Şu şekilde. Şöyle. Bunu da beğenmedim. Bunun ağır geldi bana biraz bunun tadı. Yani sade bisküvi aslında ama ben böyle arası kremalı bisküvisi sade olan bisküvileri zaten pek tercih etmem. Kakaolu tercih ederim bisküvilerde ya da çikolata parçalı. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Çok ağır geldi. Bana da 10 üzerinden hadi 2 vereyim. Bunlar şeker sanırım. Buna sonra geçeyim en son. Şöyle bir şey var. Festi Strawberry Fresa yazıyor. Bu da yine çilek kremalı bisküvi. Hep bisküviler gelmiş. Neden bilmiyorum. Bisküvi, tatlı bisküvi pek tercih etmediğim bir şeydir normalde abur cuburlarda. Ben çikolata ve cipsçiyim biraz. Şöyle arası çilekli bisküviler. Bu hangi ülkeninmiş? Bu da Amerika'dan bir bisküvi arkadaşlar. Texas yazıyor. Bunun da hemen tadına bakıyoruz. Bunun içinde 4 tane var ama parça pinçik olmuş yine. Hepsi. Çıkaramıyorum. Buraya tabii gelmesi yine bir 10 gün sürdü ama parça pinçik olmuş. Yine de tadına bakacağım. Arasında böyle çilek aromalı krema var. Şöyle çıkarayım. Parçalanmış. Böyle. Yok. Bunu da beğenmedim. Çok sıradan geldi. Hiçbir özelliği yok. Bizim Türk bisküvilerimiz bundan çok daha güzel. Kremalı bisküvilerimiz açıkçası arkadaşlar. Gerçekten. Çok sıradan bir bisküvi. 10 üzerinden 1 veriyorum. Notlarım kıt biraz ama çok sıradan geldi. Bir tanesi Mochita Trisabor diye bir böyle 3 çeşit kreması olan bir tane rulo katı olan. Bu rulo katı bu kremaların içine bandırıp ısırıp yiyorsunuz sanırım. Ambalajı çok tatlı. Şöyle piramit şeklinde. Şöyle. Bunu da hemen şuradan açıyorum. Şu şekilde bu biraz erimiş gelirken. Şurada rulo kat. Bunu bunlara bandırıyorsunuz. Kokusu çok böyle yapay
geldi, beğenmedim. Rulokat da böyle şey gibi kokuyor. Kupkuru böyle. Rulokatın içinde bu arada çikolata yok. İçi boş gibi. Odun sopa gibi. Rulokat çok böyle kuru ve şey kokuyor. Beğenmedim. Şuradaki hadi kakaolu olana bandırayım. Bandıracağım da. Heh. Kakaolu olanı bandırdım arkadaşlar. Tadına bakıyorum. Yok. Bu ya kurumuş, bozulmuş. Çok kötü. Hayır arkadaşlar, buna puan bile vermiyorum. Rulokatı bildiğiniz böyle durmuş durmuş, kurumuş gibi bir hali var. Kremasının da tadını beğenmedim. Rezalet bir ürün, hiç sevmedim. 0 puan veriyorum. 10 üzerinden 0. Ve içlerinde şu an en merak ettiğim en büyük pakete geliyoruz. Neymiş bu? Bakın. Böyle krakerler falan var içinde. Karışık sanırım. Bezelye falan da görüyorum aslında. Bu sağlıklı beslenenler için bir ürün sanırım. Ding Dong diye şöyle bir paketi var. Cips gelmemesine biraz üzüldüm aslında. Ben çok cips manyağıyım biliyorsunuz. Cips çıkmadı. Keşke bir paket cips çıksaydı içinden. Bu da bu arada arkadaşlar Filipinler'den bir ürünmüş. İçinde çok çeşit çeşit şeyler varmış. Bezelye taneleri var. Evet. Cips var. Ayrıca yer fıstığı varmış. İçindeki içerikleri de kırmızı biber, soğan tozu, sarımsak tozu, sebze, bitkisel yağ, mısır. Böyle karman çorman her şeyi karıştırdıkları bir şey bu sanırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın yeşil bezelyeleri görüyorsunuz. Bunda bütün parçaların tadına ayrı ayrı bakacağım. Kokular geliyor. Bunun içinde küçük küçük böyle hani içkinizin yanında ya da sodanızın, kolanızın yanında atıştırabileceğiniz çerez tarzında parçacıklar var. Bizim o mısırlar gibi. Bakın. Şöyle parçacıklar var. Bezelyelerin olması çok komik olmuş yalnız yer fıstığının yanında. Öncelikle şuradan şöyle bir parça alıyorum arkadaşlar. Mısır gibi. Beğendim bunu. Bu parça güzel. Ben böyle baharatlı, tuzlu abur cuburları daha çok seviyorum tatlılara karşılık. Şöyle bir şey var. Şöyle bir parça. Demin şu güzeldi. Bizim o baharatlı mısırlara benziyordu. Bu da güzel. Şöyle minikler var. Bunlar çok minik aslında ama bu da güzel. Normalde bezelye sevmem. Ama sizler için bezelye tanesini de tadacağım. Bezelyenin tadı gelmiyor. Çerez gibi baharatlı. Yok. Bunları beğendim arkadaşlar. Ama yer fıstığı nerede bulamadım. 5 üzerinden 4 veriyorum. En yüksek puanı buna verdim. Bizim hani dediğim gibi o baharatlı mısırlarımız falan vardır ya, yani kıtır kıtır çerez olarak satılan. Onların aromasında baharatlı farklı cinste çerezler arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Gayet güzel. Kolanın yanında kıtır kıtır götürmeyi düşünüyorum. Eiffel adlı bir firmanın, bu da Fransa malıymış. Bonbonz adlı. Şöyle bir şekeri. Ambalajı çok cici. Arkasında böyle gazete okuyan Fransız bir bonbon var, şeker. Bu da Blue Raspberry diyor. Bu raspberry'nin hep ne olduğunu unutuyorum. Böğürtlen olabilir. Mavi olan meyve hangisiyse hep karıştırıyorum. Bunu da açıyorum hemen. Bunlar da arkadaşlar şu şekilde
Rengi çok tatlı olan mavi mavi bonbon şeklinde top top şekerler. Kokusu fena değil. Bakalım şimdi sert bir şeker mi? Şöyle göstereyim. Sert bir şeker mi yoksa yumuşak mı? Evet. Bizim Mentosların kıvamında. Mentoslar gibi dişi kıtır değil. Tamamen aynı yumuşaklıkta. Mentoslardan böyle yarım tık daha sert ve çiğnenen hali diyeyim. Ama kötü değiller. Aroma olarak güzel. Bunlara da 10 üzerinden 3 veriyorum. İçlerini en nefret ettiğim, asla tahammül edemediğim şu oldu. Mochita adlı iğrenç rulo katını, yani kata bile benzemeyen odun gibi bir şey. Şunu hiç beğenmedim. Bunu direkt çöpe atacağım. Çilek aromalı diyor ama çilek aroması hiçbir şekilde yok. Böyle kupkuru, sapsade, tatsız, tuzsuz, yani çok dandik bir gofret. Hiç beğenmedim. En çok beğendiğim, tuzu ve baharatlı şeyleri sevdiğim için şu çerez oldu. Hani bezelyenin tadı bile baharatlı çerez gibi. Bunu çok beğendim. Buna 5. Buna 5 puan verdim. 4 puan verdim ama 5 veriyorum şimdi. Şu bisküvileri beğenmedim, biliyorsunuz. Şunlar çok sıradan bisküviler olduğu için döktüm yalnız. Onları beğenmedim. Şu cookie'yi beğendim. Fazla tatlı olduğu halde tat olarak beğendim. Bir de arkadaşlar şu Wonka'nın kiraz aromalı şekerlerini de beğendim. 3 ürünü gayet beğendim yani. İçlerinde geri kalanı hayır. Şeker, son denediğim bonbonlar fena değildi. Böyle bir videoydu arkadaşlar. Umarım farklı gelen bir video olmuştur. Sizin karşınızda paketi açıp bunları denemek benim için çok çok farklı bir deneyim oldu. Gerçekten şimdiye kadar çektiğim bütün videolar arasında en acayibi buydu.